sunduğu Osman Kara'yla Farklı Bakış devam ediyor. Efendim tekrar iyi akşamlar. Programın ikinci bölümünde birlikteliğimiz devam ediyor. Programın ilk bölümünü kaparken sevgili Erdem Demirdağ ikinci bölümde sözü size vereceğim ve bir soru soracağım demiştim. Beyaz Toroslarla tehdit. Güneydoğu'da evet ama İstanbul'da da oy kaybetti, Ankara'da da oy kaybetti, İzmir'de çok oy kaybetti HDP. Oradakiler de bu tehditten mi etkilendi yoksa onların da HDP'den ayrılıp AKP'ye yönelmesinde başka faktörler mi var? Şimdi efendim zaten tek başına Beyaz Toros meselesi bu seçimlerin sonucunu bizatihi etkileyen tek etken, tek faktör olamaz. Öyle bir iddiamız da yok. Bu da faktörlerden bir tanesidir. Yani direkt başbakanın ağzından bir yöre halkının tehdit edilmesi önemli bir meseledir. Şimdi o Beyaz Toroslar gelir onlarla ne yani adamı korkutuyorsun. Burada AKP'nin başarısı meselesi değil. Karşısında bir şeyler iddia eden insan topluluğunu, yani siyasi partilerin yöneticilerinin başarısızlığını bizim değerlendirmemiz lazım. Yani biz burada AKP'nin başarısı, tamam AKP %49 küsur oy almıştır. Bu bir başarıdır. Toplumu, Türkiye gibi her kafadan bir ses çıkan bir toplumu %49'lar nispetinde homojenize, yani yekpare hale getirmek, karşısında çok katı bir çizgiyle bir karşıtlık grubu oluşturulmasına rağmen ki bunun çok riskli ve olumsuz bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama her halükarda Türkiye'nin %49,5'unu homojenize eden bir siyasi partiyi tebrik etmek lazım. Bu bir meseledir. Türkiye'de her kafadan bir ses çıkar. Ama İstanbul'da şurada burada muhalefetin oy kaybetmesini sorgulamak lazım. AKP'nin oy alması gayet normal bir şey. Elinde gazeteler var, elinde televizyonlar var, elinde devlet imkanları var, elinde katrilyonlarca para var. İstediği şekilde harcıyor, istediği şekilde davranıyor, istediği her şeyi yapabiliyor ve ondan hesap sorabilecek kuvvetler ayrılığı ilkesi de ortadan kaldırılmış durumda. Dolayısıyla AKP her başarıyı sağlayabilir. Ben bunu sorgulamıyorum. Benim burada sorgulanması gerektiğini düşündüğüm karşısında bir şeyler iddia edenlerin durumu. Onu sorgulamak lazım. Teşekkür ediyorum. O şimdi daha isterseniz o HDP konusunda bir iki cümle de versin. Tabii buyurun. Çünkü buyurun. Bana tekrar dönsün cevap versem de ondan sonra bilmiyorum. Neyse. Tamam. Hayır şey yapsın. Size bir soru var mıydı? Peki. Evet. Bu HDP oyları düştü 1 milyon civarında. HDP oylarının düşmesinin bir temel nedeni var. HDP bir önceki seçimde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye Partisi imajı verdi ve Türkiye'ye barış mesajları gönderdi. Yumuşak, tatlı, böyle Türkiye siyasetinin alışık olmadığı bir üslupla Türk seçmenine kendisini sevdirmiş, beğenmişti. Ama şeyden sonra 7 Haziran'dan sonraki o süreçte PKK terörünün işte hortladığı dönemde hangi nedenle bilemiyorum. Ama HDP tavır koyamadı. Yani işte silahları sussun, bilmem ne etsin filan gibi. Evet orada o bölgede yaşayarak teröre karşı bizim gösterdiğimiz tepkiyi gösterebilmesi çok olanaklı değil ama onu yapamadı. Onu yapamayınca özellikle Batı kesimde düştü, oylar düştü. Bir bölümü CHP'ye gelmiş, geri kalan bölümü de İktidar Partisi'ne gitmiş. Urfa bölgesinde, Güneydoğu Anadolu bölgesinde daha çok İslami değerleri daha önde olan, o nedenle Kürt kimliğiyle daha önceki seçimde baskın, o nedenle o baskı şeyle HDP'ye oy vermiş olanlar, daha sonraki şeyde bu terör konusundaki ayrışmayı durduramadığı için, tavır koyamadığı için, kendilerine en yakın parti İktidar Partisi olduğu için, aidiyetleri de o noktada olduğu için İktidar Partisi'ne geri dönmüşler. Şimdi sevgili Tevfik Demir, size bırakacağım ama çok kısa olmak üzere bir soru soracağım. HDP'nin, PKK'nın himayesinde palazlanan HDP'nin, PKK ile aynı hedefi benimsemiş HDP'nin silah elinde olan PKK'ya silahı bırak demesi mantıklı mıydı? Diyeceğini düşündük mü, inandık mı buna? Yani aynı hedefe yürüyen,
açıklamalarında federasyondan bahseden, açıklamalarında özgürlükten bahseden, açıklamalarında tam bağımsızlıktan bahseden insanların bir araya mesafe koyması söz konusu muydu? Gerçekten inanarak mı söyledik bunu biz? Bu Türkiye'nin uzun bir süredir bu çözüm süreci falan denilen süreçte Kürtlerle bu terörün durdurulması ve barış ortamının, birlikte yaşam ortamının geliştirilmesi konusunda HDP'nin öne çıkması, kurumsallaşması, siyasileşmesi, partileşmesi toplumun geri kalan kesiminden de teşvik gördü. Ve iktidar partisi tarafından da korundu, kollandı, bu noktaya taşındı. Burada başka bir şey daha ben söyleyeyim. Birlikte düşünmemiz gerekir bunu. HDP ile İmralı ile işte bilmem dağ komandolarıyla filan hepsiyle dağ birlikte. Dağ komandolar değil. Yani. Kandil'le aklıma gelmediği için söyleyeyim. Katiller ile diyelim. Şimdi. Kandil'le iktidar bizzat kendi milletvekilleri aracılığıyla, kendi bakanları aracılığıyla değilse bir biçimiyle görüştü. Şeyde HDP milletvekilleriyle Dolmabahçe Sarayı'nda bir proje ortaya sundular. Hemen şeyden sonra 7 Haziran seçimlerinden sonra MHP, ben dedi bu HDP'yi tanımam, onları muhatap almam, onların olduğu yerde olmam, desteğini kabul etmem, bilmem ne etmem filan. Bu şeyde, bu seçimde AKP ile MHP arasında ciddi bir geçişkenlik var. %4-5 civarında. Ben başka bir şey söylemeye çalışıyorum. Peki, yani toplumda bir barış isteyenin herkesinde, MHP'de dahil, olmaz, böyle bir talebin olduğunu, böyle bir arzunun olduğunun altını çizmeye Sayın çalışıyorum. Bunun muhatabının da illa da biriyle görüşecek HDP olması gerektiğini düşünüyorum. HDP'nin de Türkiye Siyaset Kurumu tarafından korunup kullanması gerektiğini düşünüyorum. Ama HDP bu sınavı tek başına kendisi doğru veremedi. Veremediği için de oyu düştü. Peki. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz bir eş başkanlık meselesi bunlar için özel icat edildi. Yasal haklar filan tanındı. İki tane başkanı var bunların partisinin. Bir tanesi diyor ki PKK işte silahı şey yapsın, durdursun. Ondan sonra. Öbürü de diyor ki biz sırtımızı PYD'ye dayadık. Daha kendi aralarında bile nereye ne şekilde dayandıkları belli olmayan insanların vatandaş nezdinde zaten bir yeri karşılığı olmasını beklemiyoruz. Doğrudan. Evet Sayın Demir buyurun. Evet şimdi yani... Ben konuşmama başlarken şöyle başlamıştım. Yani millet, merkez millet demiştim. Demokrasiye yönetiliyoruz. İrade milletin iradesidir. Doğru. Daha önce bu programda, seçimden önce yaptığımız programlarda da bu iradeye saygılı olunması gerektiğini, AK Parti'nin 7 Haziran'da oylarının düştüğünü, 248 milletvekili tek başına iktidarı yakalayamadığını söylemiştim. Yani ve daha önce işte seçim güvenliğiyle ilgili çok şeyler söylenmişti. Bunların hep yıkıldığını söylemiştim. Yani millet o günü nasıl dersini verdiyse AK Parti'ye %40'lara düşürüp tekrar 5 aylık süreç içerisinde bundan dersini almış, tekrar milletin güvenini kazanmış, tekrar milletin gelecekle ilgili ümidi olmuş ve millet de kendisine yandaş yapmış, milletle beraber yürüme kararlılığını da millete ifade etmiş, millet de buna güvenmiş. Şimdi şöyle bir şey söylediniz. Haklısınız. 7 Haziran seçimleri öncesi Kılıçdaroğlu'nun çok net rakamları vardı. AK Parti'nin de rakamları yoktu. MHP de bu rakamları söyledi. Haydarbaş da söyledi. Zaten bu ilk rakamları çıkartan 2011'de Haydarbaş'tır. Yani 5000 bilmem ne. Ama işte burada çok önemli bir şey var. Millet bu rakamları söyleyenlere, yani rakamlara değil söyleyenlere baktı. Yani kim bu rakamları ödeyebilir? Emekliye kim fark verebilir? Niye 5000 lirayı tercih etmedi de 1300 lirayı tercih etti? İktidara niye 6000 lirayı tercih etmedi de 1200 lirayı tercih etti? Güven var. Ve daha önce AK Parti, ya biz nasıl olsa tekrar iktidara kazanırız, istediğimizi veririz der. Evet, bu işte muhalefet budur. Yani muhalefet burada gerekir. Yani hakikaten muhalefetin bu konudaki yani söylemini takdir etmek lazım. Evet bundan da Ahmet Davutoğlu ve AK Parti camiası dersini almıştır. Bu en ücra noktalarda bile partinin özelde yaptığı, sivil toplum örgütü yaptığı toplantılarda hep konuşulmuş şeylerdir. Ve bu genel merkeze yansımıştır, partinin politikası haline gelmiştir. Ve parti bunu uygulamıştır. Şimdi dikkat ederseniz daha bugünden ne zaman uygulanacak diye de toplumda bir beklenti içerisine girmiştir. Yani bu AK Parti'ye olan güvenle alakalıdır. Evet, yani diyor ki millet, siz bizden koparsanız, şımarırsanız, bizi yok sayarsanız, biz de sizi yok sayarız. Yine şimdi en büyük tehdidi başka yerlerde görmeyin. Yani işte terör sıkıntımız inşallah biter. İnşallah. Başka sıkıntılarımız da olacak muhtemelen. İnşallah milletiniz bunun üstesinden gelir. AK Parti'nin de, demokrasinin de
korkulacak tek tarafı millet olmalıdır. Biz 4 yıl sonra sandığa gittiğimiz zaman milletin cevabı ne olacaktır? Bunun peşinde olmalı AK Parti. Şimdi yani şeyleriniz güzel. Aslında başladığınız nokta şuydu. Ama iş gene Erdem Başkanım'la beraber geçmişe PKK'ya çözüm sürecine döndü. Siz de biraz kömür makarnadan bahsettiniz. Yok, ben şunlara cevap vereyim de siz de konuşacaksınız. Yani sizin zaten program da. Yani şimdi milleti tanımakla alakalı. Şimdi bakıyorsunuz yani bir gazeteci büyüğümüz işte Şaban Sevinç geliyor burada. Yani bizim bakanımıza, hepimizin devlet bakanına kralın soytarısı diye söylüyor. Yani Hayati Tekin gidiyor mecliste Adalet Bakanı'na kim bu şerefsiz gibi ifade kullanıyor. Efendim bakıyorsun Dinçer Bey dün il başkanı açıklama yapıyor CHP'nin. Efendim bunlar yoksulluklar bize daha gelmesin gitsinler AK Parti'ye diyor. Ya bu milleti tanımıyorlar. Sözcü Gazetesi'nin pazar günü manşetine bakıyorsunuz okuruna büyük bir saygısızlık. Beyinle çıkıyor. Beyniniz alında gidiyor. Yani hani AK Parti'nin gazetesi, ya bu gazete kimin gazetesi? AK Parti muhaliflerinin gazetesi. Muhaliflere diyor ki siz alın beyninizle gidin. Bundan daha büyük bir hakaret olur. Şimdi diyor ki Erdem Bey bunu kesinlikle sözcü gibi gazeteler AK Parti'nin varlığı için mutlaka gerekli. Cumhuriyet gibi gazeteler AK Parti'nin varlığını sürdürülmesi için mutlaka gerekli. Yani bu tür gazeteler, bu tür ölçüsüz yayın yapanlar AK Parti'nin lehine oluyor. Bu da gözükmüştür. Çünkü insanlar bunlara güvenmiyorlar. Niye kapatmaya çalışıyorsunuz o zaman? Hayır, kapatılan Kanal Türk'le alakalı. İpek Koza Holding'le Zaman Gazetesi asla kapanmaz mesela. Sözcü Gazetesi asla kapanmaz. Kapanmaması da lazım. Bak mesela Zaman Gazetesi kapanma süreci olsa Sözcü Gazetesi'nin ben de karşı çıkarım. Ama Kanal Türk'ün, İpek Koza Holding'in şirketini yaptığı büyük yolsuzluklar var. O da şirketlerin bir parçası olduğu için. Yolsuzluk mu? Umarım hukuki... Nerede o yolsuzluk iddiası diyelim. Özür dilerim. Özür dilerim. İnşallah yani... aklanırlar. O bizi ilgilendirmez. Yani ben o tarafında değilim. Mutlaka haklı gerekçeleri vardı diye düşünüyorum. Şimdi yani milleti tanımakla alakalı bu iş. Yani AK Parti milleti tanıyor. Milletin tokatının da farkında. Sevgisinin de farkında. Tokatı nereden yiyeceğini biliyor. Nereden okşanacağını ve nereden sahipleneceğini, nereden ne alacağını biliyor. Kaynakları kullanılmaz. Bir defa CHP'nin iş bankası var arkasında. Yani ondan bahsederseniz 2009'da AK Parti'nin hiçbir belediyesi kalmamıştı. 2011'de de yine CHP'nin aynı. Ne iş bankası var? İş bankasının ortağı mesela. Fakat kim oradan ortağı? Bir para almadığı söyleniyor. Tevfik bu çok ciddi bir yanılgı. Hayır, hayır. Şey... açıklayın siz. Açıklayın. Ben kamuoyunda böyle bir şey var. CHP'nin ortağı Atatürk'ün hisseleri. Evet, Atatürk'ün hisselerini yönetme yetkisi CHP'nin. Evet. Bir kuruş para alamaz oradan CHP. Ne oluyor bu paralar? Açıklayın ben bundan. Hayır hayır, banka yönetiyor. Bankanın yönetimi. Yani CHP'nin paraları ne oluyor yani CHP'nin şeyleri? Devlette ne alıyorsa. Ben söyleyeyim. Atatürk İş Bankası'nın kurucu ortaklarındadır. Evet. Atatürk'ün kurucu hissesinin yönetilmesi için CHP'nin yönetim kuruluna verdiği 3 kişi vardır. Evet. Sayın Bakan'ın muhterem dedesi de onlardan birisiydi. Rahmetli İlyas Kılıç da bunlardan birisiydi. Bu hisselerin geliri Türk Tarih Kurumu'na ve Türk Dil Kurumu'na gider. Yani CHP'ye giden bir para buradan yok. Buradan CHP'nin kasasına bir kuruş para girmez. Tamam, bu açıklanmış yani ben, da aslında çok önemli. Yani, ben bir şey demiyorum yani. Ben bu bilgiyi evet, kesinlikle yani kabul etmek olay budur. Şimdi kömür yardımı falan dediniz. Ben gördüm yani CHP'nin bu seçim kampanyalarını zaten zeytinyağları falan da gördüm. Ablemli zeytinyağları. Yani bu politikalar bir defa çok eskidir. Bizi 2002'de, 2007'de, 2011'de, 2014'te hep işte makarna, köy şey daha. Yani insanlar bir makarnayla oyunu satmış gibi bir ifade ortaya çıkıyor. Bunu şiddetle reddediyorum yani. Bunu kabul etmek mümkün değil yani. Yani sosyal bir müessesedir. Devlet sosyal politikası olmalıdır ve devlet kömür de vermelidir, makarna vermelidir. Ama bunun için oyunu satan adam da şerefsizdir yani bir makarnaya köyünü. Bir Türk milletinin bir ferdinin de bir kömüre, bir makarnaya, bir zeytinyağı oyunu satacağını düşünmek bile çok büyük üzül olarak görüyor. Bir diğer de Toros meselesi. Bir şey daha söyleyeceğim. Toros meselesi Osman abi de bilir. Yanlış hatırlamıyorsam. Devlet Bahçeli, MHP'nin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin ilk söylemiydi bu seçim boyunca. Ben öyle hatırlıyorum. Yanılmış da olabilirim. Bunun üzerine Sayın Ahmet Davutoğlu'nun bir mitingde biz asla Beyaz Toros'un döneme dönülmesine izin vermeyeceğiz gibi miting meydanlarında yaptığı konuşma var. Yani ama Devlet Bahçeli önce mi söyledi? Ben önce söylediğini biliyorum. Devlet Bahçeli yanlış sonradan olabilirim. Kendi Toros'un resmini şimdi, gösterdi. Yok şimdi, ben yanlış olabilirim. Onu da söyleyeyim. Kömür Bakanı Aşil'e bir cümle sayın, bir şey sayın, evet. Sayın Başbakan, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Başbakan Van'da şunu dedi. Biz gidersek Beyaz Toroslar gelir dedi. Onun üzerine Devlet Bahçeli de kalktı şunu dedi.
sen Beyaz Toros'u bırak da toza bak dedi. Önce ben bu Beyaz Toros'u öyle biliyorum. Sevgili Demir. Yanlış söylemiş olabilirim. Bu bizim programımızın konusu. Bunlar geçti zaten. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başarısının sırrını size sordum. Gayet güzel de anlattınız. Sevgili Cemil Debeci'ye MHP ile ilgili bir şey sormak istiyorum size. Çünkü yeri geldiği için söylüyorum. Şimdi yani Erdem Başkanım da az önce sohbet arasında söyledi. Yani şunu ben yani MHP liderine son pazar gününden itibaren yani Devlet Bahçeli'ye sürekli hem de ona oy vermeyen ve bu seçimde de birçoğunun HDP'ye oy verdiğini söyleyen yazarlar tarafından yani bir ciddi bir şey var. Yani istifa et diyorlar. Sen bu işi yapamadın diyorlar. Yani şu şöyle bir şey. Siyasi adab itibariyle benim bir AK Partili olarak veya sizin MHP, yani benim genel başkanımın değişip değişmemesini bizi ilgilendirir, sizi ilgilendirebilir de beni ilgilendirir mi yani? Şimdi iktidar partisinde kimin gelip gideceği bütün halkı ilgilendirir ama diğerinde kendi partisinin mensuplarını daha ağırlıklı ilgilendirir. Ama neticede kamuya açık bir İki soru sordum galiba. Değerli izleyiciler, sevgili Tevfik Demir'in sorduğu soru şöyle cevaplandırayım. Eğer bir ülkede, eğer bir siyasi hareketin sözcüsü veya lideri herhangi bir usulsüzlükte, herhangi bir yolsuzlukta, herhangi bir ihmalde, herhangi bir katliamda o işten sorumlu olan yöneticiye, bürokrata, siyasiye, bakana, başbakana istifa davetinde bulunuyor ise görevini yapamadığı için ona da taraftarlarının yahut vatandaşların mağlubiyetten dolayı istifa davetinde bulunması gayet normaldir. İstifadan korkmamalıyız, istifa davetinden korkmamalıyız. Hatta tam tersine istifa geleneğini getirmeliyiz. Türk siyasi hayatında benim bildiğim 3 tane istifa vardır. Bunlardan birisi rahmetli Suat Ayrı Ürgüplü'nün hakkında verilen yolsuzluk önergesi üzerine aklanmasına rağmen bu önerge bizzatihi bana itimatsızlık beyanıdır ve hakarettir. Onun için aklandığım halde, mahkemede aklandığım halde bakanlıktan istifa ediyorum demiştir. Bir diğeri, Allah rahmet eylesin, Adalet Partisi'nin ilk kurulduğunda bir Ankara senatörü veya milletvekili vardı. Reşat Özar'da. Hatırlamazsın ama belki sonra Cemil Bey bilebilir. Reşat Özar'da istifa etti. Bir de galiba Murat Sökmen oldu. Anavatan Partisi'ndeyken veya Doğru Yol Partisi'ndeyken istifa etti. Onun dışında bizde maalesef istifa geleneği yok. İstifa bir erdemdir, bir zavallılık değildir. Şimdi gelelim Devlet Bahçeli'ye. Devlet Bahçeli istifa etmeli mi etmemeli mi? Eğer şu gavur dediklerimiz, eğer bunu zaman zaman da kendimize üstünlük, onlara da mağdurluk hamlederek söylediklerimiz. Mesela Tony Blair. 3. dönem seçim kazanıp ama o seçimi kazandıktan sonra ben oyumu azaltarak seçimi kazandım. O halde başkanlıktan istifa etmem gerek deyip istifa edebiliyorsa, böyle bir ahlaki sorumluluğu taşıyabiliyorsa, 97'den bugüne kadar hiçbir seçim kazanmayan ve %10, 11, 12 arasında gidip gelen, deminden beri anlatılan o büyük yanlışlardan dolayı 7 Haziran 2015'te %16 küsürü bulan ama hemen peşinden 5 ay sonra tekrar %11 küsüre gerilen bir partinin genel başkanı istifa etmez de ne yapar? Ki bu parti milliyetçilik iddiasıyla yaratılan bir parti. Dünyanın hiçbir yerinde 57 yıllık veya 67 yıllık bir geçmişe sahip olup da milliyetçi, toplumcu bir felsefenin, bir inancın, bir ideolojinin inanmış insanlarca, bunca fedakar inanmış insanlarla yola çıkıp da
hala %10'larda, 12'lerde hocalayan bir partisi yoktur. Böyle bir parti olmaz. Peki taze Devlet Bahçeli mi demiyorsun? Hayır, hayır. Bunu anlatacağım. Da anlatsan. Hayır, anlatacağım. Böyle bir parti olmaz. Burada 3 ihtimal vardı. 1. Ya bu partinin iddia ettiği Türk milleti bu partinin iddia ettiği ve zannettiği gibi asil ve necip bir millet değildir. Haşa. Hiçbir milletçi bunu söyleyemez. O millet asil ve neciptir. Bunu tersini söylemek milliyetçiliğin inkarıdır. O zaman geriye bir ihtimal kalıyor. O millet asil ve neciptir ama bu Türk milliyetçiliği öyle doğru bir fikir değildir. Türk milliyetçiliği Türk devletini kuran ideolojidir. Türk milliyetçiliği Türk devletini kuran bir ideolojidir ve bugün AK Parti'nin başarısında da milliyetçi söylemlerin rolünü herkes kabul ediyor. O halde geriye bir ihtimal kalıyor. Doğru millete, doğru felsefe yanlış kadrolarla ve yanlış söylemlerle götürülmüştür. Dikkat ederseniz burada yanlış genel başkan demiyorum. Yanlış kadrolar ve yanlış söylemler. Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem kadrolarını hem söylemlerini gözden geçirmesi gerek. Alparslan Türkeş merhum liderdi. Devlet Bahçeli lider değildir, genel başkan. Önce bir kere bu tespiti doğru yapmamız lazım. Rahmetli Türkeş zamanında Milliyetçi Hareket Partisi %7,5 oyla Türkiye'de 17-27 oy ağırlığına sahip bir nitelik ortaya koyuyordu. Şimdi nicelik arttı, nitelik ortada kaldı. Türkeş Bey 1965'te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne müfettiş olarak girip de 3 ay sonra genel başkan olduğunda ilk seçim vardı. Hemen birkaç ay sonra sonbaharda ilk seçim vardı. O ilk seçimin İstanbul'daki ilk mitingi de ben oradaydım. Fatih İftihaye Meydanı'nda 170 kişi vardı. Rahmetli ilk seçimden 1.96 ile çıktı. Ama ondan sonra bütün seçimlerde daima yükseldi. Daima yükseldi. O yükselmeler bazen %150, bazen %250 falan oldu. Yani Alparslan Türkeş'in sağlığında Milliyetçi Hareket Partisi hiç geriye gitmedi. Hiç zikzak çizmedi, hiç yalpalamadı. Daima yukarıya doğru gitti ve daima Allah selamet versin, kulağı çınlasın, Bülent Arıcı'nın ifadesiyle özgür ağırlığı daima çok daha fazla oldu. Sizin dediğiniz noktada çok daha fazla oldu. Ha, eğer 1980 11 Eylül darbesi olmasaydı ne olurdu bilmiyorum. Orada Agah Bey'e söylediği bir söz var. Biz burada içerideyiz ama fikirlerimiz iktidarda dediği bir söz var. Şimdi siyaset bir dünya inşa sanatıdır. Bir dünya inşa edeceksiniz. O öyle bir dünya olacak ki her vatandaş kendi geleceğini o dünyanın içerisine koyabilecek. Bunu Demokrat Parti 1946'da yeter söz milletin diye şöyle bir el resmiyle yaptı. Bu öyle bir slogandı ki yeter. Şöyle bir şeydi. Yeter söz milletin. Yeter muhtara diyordu adam. Yeter nahiye müdürüne diyordu. Jandarma çavuşuna diyordu. Polise diyordu, hakime diyordu, savcıya diyordu. Bürokratik oligarşiye. Tabii. Mütegallibiye diyordu, oligarşiye diyordu. Milli şefe diyordu, tek partiye diyordu. Herkes hangi haksızlığa uğradıysa zalimine yeter diyordu. Demokrat Parti iktidara taşıyan şeylerden birisi budur. Şimdi biz günahı biz işleriz ama suçu şeytan atarız. Bugün muhalefetin beceremediği ama AK Parti'nin çok iyi becerdiği bir şey var. İki dünya yaratmış. Birisi eski Türkiye. Her kötüyü eski Türkiye atıyor. Kendi yanlışlarını da eski Türkiye atıyor. Öbürünün yanlışlarını da eski Türkiye atıyor. Ama bir de yeni Türkiye var. Herkesin hayalini yeni Türkiye depoluyor. Aş hayali yeni Türkiye'de, iş hayali yeni Türkiye'de. Hatta yetinmiyor, eş hayalini de yeni Türkiye'ye atıyor. Geriye doğru dönüyor. 1938'i eski Türkiye'ye sövmek için kullanıyor. 2023'ü yeni Türkiye için. Milletin önüne koyuyor. Bir dünya yaratıyor. Obama ne demişti? Bir hayalim var. Siyaset bir hayaldir. Ama demin Tevfik Bey'in söylediği bir şey var. Millet vaatlere değil, vaadi yapana inandı. Bir hayaliniz olacak. Bir dünya inşa edeceksiniz ama aynı zamanda da güven vereceksiniz. Evet. Rahmetli Türkeş o güveni veriyordu. Türkeş Bey ben terörü 6 ayda önlerim dediği zaman hiç kimsenin aklından nasıl önleyecek sorusu geçmedi. Oy vermeyen de dahil yöntem belliydi çünkü. Yani. Bu diyorsa yapar. Şimdi Türkeş Bey bağırmaz ama sesi gürdü, toktu, konuşurdu. Devlet Bey bağırıyor.
El, kol, hareketler. Kelimeleri de jesti uymuyor. Gel derken git işareti yapıyor. Yani Devlet Bey bağırıyor. Devlet Bey güven vermiyor. Devlet Bey yeni bir şey söylemiyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin en büyük problemi Milliyetçi Hareket Partisi'nin vatandaşın hayalini, vatandaşın idealini, vatandaşın hevesini, vatandaşın arzularını koyacağı bir dünyası yok, bir çerçevesi yok. Günübirlik, günübirlik konuşuluyor. Ama Türkiye FM vardı. Milliyetçi Türkiye'si vardı. Çağlar üstü bir sıçrayışla medeniyetler aleminin ön safına geçmek vardı. Fabrika yapan fabrikası, makine yapan makinesi vardı. Devlet Bey'le bütün bu iddialar unutuldu. Başka bir şey yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi bir gençlik ve ideoloji hareketi olarak ortaya çıktı. Devlet Bahçeli gençleri sokaktan çekiyorum diye partiyle gençler arasındaki iletişimi kesti, koparttı. Bugün işte şurada 19 Mayıs Üniversitesi alalım listesini önümüze koyalım. Adı Ülkü, Kürşat, Çağrı, Alperen olan 5-10 bin öğrenci çıkar. Ülkü Ocakları orada eylem yapmaya kalktığı zaman 100 kişi bulamıyor. Evet. 100 kişi bulamıyor. Şimdi MHP bunu halletmeli. Küçük olsun benim olsun. Efendim bir örnek arz buyurun, edebilir miyim? Sözünüzün bitiminde beklemek kaydıyla. Şimdi normalde tabii iktidar partisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün vatandaşlarını ilgilendirir. Çünkü iktidardaki parti. Başında kim olacak, kimler yönetiyor, başbakanı kim, hangi bakanı kim, kim genel başkanı, bu herkesi ilgilendirir. Ama onun dışında kalan partiler öncelikle olarak, elbette ki bunlar kamuya açık kurumlar oldukları için ve halkın tamamına hitap etme gayretinde oldukları için otomatikman halkın her kesiminden bir ilgi görmeleri ve eleştirilmeleri, değerlendirilmeleri ya da takdir edilmeleri ya da tekdir edilmeleri normaldir. Ama bir tabii siyasi nezaket gereği şudur. CHP ile ilgili bir genel başkanlık sorunu varsa bunu CHP'li düşünmelidir. MHP ile ilgili bir genel başkanlık sorunu varsa bu da öncelikli olarak MHP'nin meselesidir. Ama ben burada bu siyasi nezaketi Devlet Bahçeli'nin MHP genel başkanlığı için gösteremeyeceğim. Çünkü bir sebebi var. Devlet Bahçeli, o hani kürsünün mürsünün yıkıldığı bir kongre sonrasında yeniden adaylık için Türkiye'yi gezdiği zaman Samsun'a da gelmişti. Kendisine bir kuzu hediye edildi orada. O hediye edilen kuzuyu bu kucağına aldı, bir heyecana kapıldı, yanındakine verdi filan. Teşekkür edebilirdi. Direkt konuşmasına da devam edebilirdi. Birdenbire ünledi. Yani sebebini hala anlayamadığım bir şekilde. Kuzular dedi doğru yola, bozkurtlar MHP'ye yakışır dedi. Ya arkadaş, senin bozkurt diye sokakta kendine aidiyet oluşturduğun insanlar hep Doğru Yol Partili, daha öncesinde de Adalet Parti ailelerin çocukları. Nereden çıksın bu Doğru Yol Partisi? Sonra genel başkan seçildi. Aradan kısa bir zaman geçti. Gitti Ankara'ya. Refah Yol, o zaman tabii bütün ne kadar şer odağı varsa Refah Yol Türkiye'nin bütün göstergelerini olumluya çevirmişti çünkü. Refah Yol iktidarının yıkılması için birleştiği yerde bu sanki sonradan olacakları o günden birisi buna söylemişçesine Doğru Yol Partisi biraz dinlensin dedi. Ya sana mı kaldı Doğru Yol Partisi çalışacak mı, dinlenecek mi, ne yapacak? Sonra sen daire başkanlıkların, genel müdürlüklerin, şube müdürlüklerin, il müdürlüklerin, mevuslukların da dahil pek çok adamın bu partilerin iktidarında zemyer buldu, zemin buldu, palazlandı. Herkes bunu söyleyebilir ama senin söylemen yakışık almaz. Dolayısıyla bugün normalde her partinin genel başkanının ne olduğu, ne olmayacağı önce partililerini ilgilendirir ama ben bu konuda maalesef bu siyasi nezaketi taşıyamayacağım. Kusura bakmayın. Hepimizi ilgilendirir. Niye hepsi ilgilendirir? Bence de artık onun dinlenme zamanı gelmiştir. Niye hepimizi ilgilendirir? İktidar partisine tahammülün sebeplerden birisi de muhalefetin yetersizliğidir. Evet. Bülent Ecevit bir dünya yaratmıştı. Akgünler. Herkesin umuduna cevap veriyordu. Akgünlerde her şey vardı. Herkes ihtiyaç duyduğu her şeyi o Akgünlerin içine koyuyordu. Ama Bülent Ecevit o mavi gömleğiyle, o kasketiyle, mavi gömleği giymesinin sebebi de turkuaz olan hayranlığı değil. Mavi gömlek kiri daha az gösterdiği için. O köyden köye, kasabadan kasabaya giderken daha az gömlek değiştirme ihtiyacından kaynaklanan bir şeydi. Ama bütün Anadolu'yu dolaştı. Ve onun gayretini gören insanlar dağa taşa kara olanı yazdı. Akgünler yazdı. Ben bir şey ilave ettim. Ben bir şey, çok özür dilerim. Çok kısa bir şey. Yok, Ecevit'le ilgili. Benim dediğim Ecevit'le ilgili bir saniyeni rica edeyim lütfen.
Günaydın gazetesini gözümle bugün gibi hatırlıyorum. Ecevitler deniz kenarında yalın ayak yürüdü diye onun üstüne manşet. Ya ayakkabıyla mı yürüyecekti? Herkes yalın ayak yürür deniz kenarında. Bir. İkincisi soğan ekmek yediler. Yani imaj çalışmaz. Soğan ekmek ya. Pikniğe giden adam ne yiyecek? Soğan ekmek yiyecek, domates yiyecek. Ben de ona ekleme yapmak istiyorum. Osman abi gençliğimizde Milli Selamet Partisi'ni çok iyi biliyor Osman abi. O zaman gazeteciydi aktif olarak. Şöyle bir şey vardı. Ben buna bir ekleme yani sosyolojik bir tespit katkı bulunmak istiyorum. Şöyle derlerdi. Biz o zaman 17-18 yaşlarındaydık. Evet, partiniz Milli Selamet Partisi. Biz o zaman Milli Selamet Partisi çizgisi içerisindeydik yani milli görüşte. Ama şu Erbakan Hoca değil de Korkut Özal olsaydı var ya, size kesin siz bunu çok iyi hatırlayacaksınız. Çok iyi hatırlıyorum. Korkut Özal olsaydı var ya, bu, siz kesinlikle bu işi getireceksiniz. Size sana oy ver, size oy vereceğiz derlerdi. Yani biz daha sonra baktığınız zaman bir Deniz Baykal için aynı şekilde karşı şeyler çıktı. Mesela ben çok iyi hatırlıyorum Alparslan Türkeş için biz tabii dışındaydık ama AG Oktay Güner ismi dolaşmaya başlamıştı. Ben onu da çok iyi hatırlıyorum. Ondan evvel o rahmetli olan Dündar Taşer. Evet, yani AG Oktay Güner olsaydı daha iyi olurdu şekilleriyle. Daha sonra tabii Erbakan Hoca, Tayyip Erdoğan geldi. Şimdi bizi de çok ilgilendiren bir tarafı var. Yani AK Parti yani tabanını da ilgilenen bir tarafı var. Bizim bir de yaşadığımız bir büyük bir sıkıntı bu partinin bu 7 Haziran sürecinde başlayan bir sıkıntı. Partinin geri düşmesi, 40'lara varması ve daha da kötü duruma düşmesi neticesinde Abdullah Gül, Bülent Arınç işte yeni bir oluşum. Ahmet Davutoğlu'nun bunu getiremediği, işte Abdullah Gül'le bu işin daha iyi olabileceği şeklinde sesler var. Ben hemen bir şey daha ilave edeceğim. Size söz vereceğim. Çünkü siz cevap vereceksiniz. Şimdi de aynı sesleri bakıyorum birkaç günden beri. Şimdi bu seçimin en büyük kaybedeni aslında HDP'dir. Ama HDP'ye kimse söz söylemiyor malum medya. Kılıçdaroğlu kalktı. İşte bunu bir başarı olarak, başarısız da değil ama başarı olarak kabul etmiyorum. Bir şu anda anladığım kadarıyla bir Muharrem İnce sesleri var. CHP'de. Bilmiyorum. Ama benim asıl takıldığım şu, sizin asıl uzmanlık alanınız. Yani seçim boyunca bu süreçte tüm benliğiyle HDP'ye destek veren, AK Parti'nin gitmesi için çok ciddi mücadele eden, hatta Devlet Bahçeli'nin sert tavrına rağmen onu sık sık basına çıkartan, ondan sohbetler yapan, işte televizyona özel olarak çıkartan, onun demeçlerini manşete taşıyan gazete ve gazetecilerin hiçbirisi MHP'ye oy vermemiş olmalarına rağmen ve hepsi de bu söylediklerin hepsi HDP'ye oy vermiş olmalarına rağmen bugün iki günden beri bakıyorum sürekli Demirtaş'ın üzerine değil, Kılıçdaroğlu'nun üzerine değil, Bahçeli'nin üzerine oynuyorlar. Bunun cevabını alsam ben. Bunun cevabı çok kolay. Hasan Cemal, Mehmet Barlas, Hasan abiydi bir zamanlar. Mehmet Barlas da Sayın Cumhurbaşkanı'nın, dönemin başbakanının yanağından makas almak laubali içerisindeydi. Yani bugün AK Parti'nin en şiddetli karşıtı konumundaki Cengiz Çandar'ından Hasan Cemal'ine bilmem öbürüne kadar herhalde 150 tane liberal güne kadar. Liboş ya da dönek diye de vatandaşın bir kısmını isimlendirdi. Tayyip Bey'i buna Ertuğrul Özkök de dahil, Doğan Medya grubu da dahil televizyona çıkartmak, gazetelerde manşet yapmak için yarışıyorlardı. Onların Tayyip Bey'i dans etmesi eğer ayıp değilse, hainlik değilse Devlet Bahçeli'nin gitmesini istemelerdi bir hainlik değildir. Ama Devlet Bahçeli'nin gitmesini istemelerinde o üst akıl neyse, demin Erdem Bey'de bir karanlık el kullandı, o neyse ki biz hep şeytanı şey yaparız. Daima bir şeytana ihtiyaç vardır. Daima bir şeytana ihtiyaç vardır. Bereket ki bizim şeytanımız Hristiyanların şeytanı gibi elden uzak gelip fiil işlemez. Evet. Sadece bizi yoldan çıkartır. Biz de kendimiz işlediğimiz günahı ona fatura ederiz. Yani böyle bir şey var. Daima bir şeytan. Şimdi üst akıl o. Ya üst akıl gün bizim stratejik ortamımız. Yani bunlar başka bir şey. Burası da olay şu. Eğer Milliyetçi Hareket Partisi böyle giderse Milliyetçi Hareket Partisi milletin felsefesini işliyor. Ama sadece bu değil. Milliyetçi Hareket Partisi Alparslan Türkeş'in sağlığında Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar Türk dünyasının kaderi üzerinde söz sahibi olmak gibi bir iddia ortaya çıktı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin o günkü
ilişkilerine bakın, o günkü yayınlarına bakın, o günkü söylemlerine bakın. Milliyetçi Hareket Partisi budur. İlk Türk Dünyası Kurultayını rahmetli Süleyman Demirel Başbakan olarak organize etmişti. Ama Turgut Özal Cumhurbaşkanıydı, rahmetli Erdal İnönü Başbakan Yardımcısıydı, Hikmet Çetin Dışişleri Bakanıydı. Orhan Kilercioğlu Kıbrıs'tan sorumlu bakandı, ben oradaydım. Ben oradaydım. Türk dünyasının her tarafından insanlar gelmişti. 10 bin kilometre öteden Saha Tur Türk'ü Ogan gelmişti. Ogan herkes Kızılderili zannetti. Ogan'da muhteşem bir Sibir kurduğu beyaz bir şey geldi. Ogan'ın konuştuğunu anlamıyoruz. Bir Ahıska Türk'ü Özbekistan'da sürülmüş bir Ahıska Türk'ü tercüme etti. Ogan şunu dedi. Bizim oralarda bir söz vardır. Damarında ne kan akar, kalbinden nereye bağlısın? Damarımızda Türk kan akar, kalbimizden Ankara'ya bağlıyız. Sağ ol da kıyamet kopuyor. Bu postla Türklerin başbuğu Alparslan Türkeş'e getirmişim dedi. 10 bin kilometre ötede insanlar Alparslan Türkeş'i tanıyordu. Bu bir umuttu, bir iddiaydı. Şimdi bu iddianı taşıyan bir hareketin lideri başarısız olmaya şey değildir. Hak sahibi değildir. Başarılı olmak zorundadır. Kadrolar tasfiye oluyor. İdealler zayıflıyor. Fikir şey oluyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin son zamanlarda siyasi söylemlerin dışında hangi fikri, felsefi, ideolojik bir açılımı var? Türkeş Bey'in zamanında altı sosyal dilimin teşkilatlandırılması vardı. Ekonominin millileştirilmesi vardı. Özelleştirme değil ama millileştirme vardı. Milliyetçi toplum düzen var. 9 ışık vardı. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin birçok yöneticisine sorduğumuz zaman 9 ışığın 4 tanesini, en kolay 4 tanesini zor sayar. Yani Milliyetçi Hareket Partisi bir fikir partisi. Çok özür dilerim. Sözünüzü kestiysem. Biraz evvel bahsettiğiniz o hani Sözde gazeteci yazar grubu var ya. O grubun MHP'nin başına kimin geçeceğinin normalde Milliyetçi Harekete ya da Ülkücü Gençlere ya da Ülkücü Harekete ya da Türk Milliyetçine falan bir muhabbetleri. Hayır. Onlar zaten bunun düşmanlığına yeminli insanlar. Bunun ortadan kalkması için her şeyi yaparlar. Onların derdi şu. Onlar MHP'nin politikalarıyla AKP ve Tayyip Erdoğan'a yardımcı olduğunu düşünüyorlar. O yardımın ortadan kalkabilmesi için Devlet Bahçeli'nin değişmesi gerekiyor. Yoksa MHP'nin önü açılsın. MHP Devlet Bahçeli ile yani 25 alacakken 15'te kaldı falan öyle bir dertleri yok bunların. Şimdi ben Devlet Bahçeli'nin değişmesi değil, MHP'nin değişmesinden bahsediyorum. Evet. Ben MHP'nin söylemini... Ben de Devlet Bahçeli derken şahsı ve yanındakileri topyekun kastediyorum. Ben söyleminin değişmesinden bahsediyorum. Evet. Ben metodunun değişmesinden bahsediyorum. Ben kadronun değişmesinden bahsediyorum. Devlet Bahçeli gitsin. Hayır kardeşim. Devlet Bahçeli ve kadrosu genel kurulda bu davanın çilesini çekmiş insanlara hesap vererek makamı bırakmak zorundalar. Öyle şey yok. Gitsin. Nereye gidiyor? Kaybedilen yılların hesabı böyle. O hesabı nasıl soracaklar? Adam dedi ya çok net ve sert olarak gereken cevabı bizden alır bu konularda ileri geri konuşan diye tehdit ettiler. Milliyetçi Hareket Partisi'nin dışında kalmış ülkücü camia, emek vermiş, hayat vermiş. Bir istikbali, rahmetli Mehmet Kaya Bilgek'in ifadesiyle bir istikbali, bir ideal uğruna bir sigara izmaritini ayağın altına çiğner gibi çiğnemiş. Yüz binler, milyonlar var bu hareketin. O %18 oy demin Tevfik Bey dedi, %18. O %18 oy Devlet Bahçeli'nin genel başkanının şeyi değildir. Türkeş Bey'in o bir karlı Ankara Nisan'daki cenazesinin şeyidir. O 2 milyon insan yürüdü. Evet. 2 milyon insan yürüdü. O onun eseridir. Onun sonra bir daha da oraya gelmemiş. Neyse zaman doluyor galiba. Yok hayır. O bilmiyorum bana soracak. Bir şey oldu. Bu maç meselesinde abi, saat konusunu Tevfik Bey düzeltti galiba. Evet Cemil Bey birazdan da Atilla gelir şimdi program almak için. Yani. Ben fazla anlattım galiba MHP'yi. Yani tabii MHP'yi sen şimdi MHP'yi fazla övdün. Ben bir şey söylemem lazım. Söylemiyorum. Tabii vazgeçtim. Ben MHP'yi övmedim. MHP başarısızdır. Bu seçimin başarısızdır. Şimdi efendim en zaten bu başarısızlığın altı çizilmesi gereken eğer MHP kendi içinde bir tartışma içine girecekse girmelidir. Türkiye için bir iddia ortaya koyacaksa girmelidir. Benim demin söylemeye çalıştığım ve biraz çok iyi anlaşılmayan bir şey var. Bunu Devlet Bahçeli de söyledi bir toplantıda. Dedi ki, Kırıkkale'de söyledi. Biz dedi işte bu koalisyon görüşmelerinde herkes bizim AKP ile işbirliği yapmamızı öneriyor, istiyor, bilmem ne diyor. Ama işte şunlar, şu olaylar varken biz AKP ile nasıl işbirliği yapacağız dedi. Ben de diyorum ki,
Bu özellikle Kürt konusunda, HDP konusunda, PKK konusunda doğal olarak Milliyetçi Hareket Partisi ve onun lideri çok duyarlı. Ama doğal olarak tabanı da duyarlı olması gerekir. Bu işi Türkiye'nin gündemine getiren, pazarlığını yapan, bilmem ne eden, giden, ben milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım diyen partiyle ittifak yapmak çok isteniliyor. Ve şu son kamuoyu yoklamalarında gösteriliyor ki en çok oy geçişkenliği de Adalet ve Kalkınma Partisi'yle. Yani buradan şunu da mı çıkarmak lazım? Rahmetli Türkeş'ten sonra bu yönetim kadrosu MHP'nin seçmen tabanında da bir nasıl ifade edilir? Bir dağılma, bir gevşeme, bir ilkelerden kopma. Hayır. MHP'nin, nedir peki MHP'nin, nasıl izah edilir o geçişkenliği? Başarısızlığın tam sebebi de bu. Devlet Bahçeli ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu mukayese ettiği zaman Kemal Kılıçdaroğlu başarılıdır. Niye? Türk solunu oy bandı %30-32'dir. Bir kere 42'ye gelmiştir veya 44'e gelmiştir. O da rahmetli Bülent Ecevit'in kara olan olduğu sürece. O da konjonktür de öyle tabii o dönem. Tabii yani kara olan olduğu sürece. Onun dışında Türk solu 30-32 bandını açmamıştır. Sayın Kara, özür dilerim, buyurun. Kemal Kılıçdaroğlu %25-26 alıyor ama Türk sağının bandı %65'tir. MHP bu %65'in içinde ancak bir parçaya yapabiliyor. Evet. AK Parti'nin yelpazesini MHP niye alamasın? Bu yelpazede partiler yok bugün, yani şey olarak var ama o yelpazede hala toplumda karşılığı olan, saygı gören bir Doğru Yol kadrosu var. Gittiğimiz her yerde de saygı var, görüyoruz. Tabii. Evet. Yani bu insanlara MHP gidebilse, bu insanlara MHP herhangi bir tezle gidebilse ve güven verebilse çok rahatlıkla oylarını isteyebilir. Evet. CHP isteyemez bu insanlardan ama MHP isteyebilir. Yani bu geçirgenlik MHP'nin ne değil, lehine. Bize tekrar söz verecek misiniz? Buyurun tabii, hemen çok kısa. Şimdi kısa lütfen. Yine madem seçimden 5 dakikamız var, ona göre tamam, AKP'nin lütfen. Hükümet yeniden 13 senedir zaten hükümet. Yeniden hükümeti büyük bir halk desteğiyle, önemli bir orandır 49 küsurlar, almasından hareket edelim. Biraz önce konuşmanın başında dedim, devamına fırsat bulamadım. Geleceğe bakalım. Tamam. Ama geçmişin bir muhasebesini yapmadan geleceğe baktığımız zaman körebe oyunu oynamış gibi oluruz. Onun için yaptık bir muhasebe. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Bu 4 sene nasıl geçecek? Bu 4 sene içerisinde vatandaş devletle karşılaştığı her noktada iki tokat yiyip hadi oradan denilen muameleye tabi tutulmaya devam edecek mi? Çökmüş eğitim sistemi düzelecek mi? Devlet üniversitelerindeki insan kayıpları, maddi kayıplar, kötü yönetimler, olmadık insanların iki dudağının arasına kaderini terk eden idare anlayışları ortadan kalkacak mı? Yeni rektörler atanacak Samsun'a. Tayyip Erdoğan, geçen sefer Abdullah Gül'ün arkadaşı denilen rektör, saygıdeğer bir insan, kişisel olarak hiçbir şeyim yok. Ben şahsen de saygı duyuyorum. Fakat üniversitenin meseleleri burada duruyor. Sayın rektörümüz burada duruyor. Bunlar bir çözüm bulacak mı? Daha üniversitenin en küçük, en basit birimlerini dahi idarede zorlanan bir idare bu şekliyle devam edecek mi? Tevfik Bey burada, üniversiteyi de içinden bildiği için burada söylüyorum. Yani Türkiye'nin bir, vatandaşın devlet karşısında ezilmişliğini ortadan kaldıracak mısınız? Yerlerde sürünen eğitim sistemini düzeltecek misiniz? Üniversitelerdeki devlet üniversitesi olma ünvanını iki paralık etmiş olan kötü yönetimi ortadan kaldıracak mısınız? Vatandaşın malına haksız hukuksuz yere el koyma, biraz evvel söz geçti, onu hatırlamadan geçemeyeceğim. Hani İpek Koza grubunda bir yolsuzluk falan bulunmuş değil, bu yönde iddialar var. Evet, ama ben çok eskiden yakın tanıdığım bir arkadaşımdır benim Akın İpek. Hakikaten bütün samimiyetimle söylüyorum, dürüstlük ve namus abidesi bir çocuktur. Ben buna kefilim gördüm. Ben son sözlerini söyleyeyim. Tamam. Süremiz bir şey rica edeyim. Bir şey rica edeyim. Lütfen bunlara cevap verme. Bunları gelecek hafta. Üniversiteyle ilgili kısım çünkü boşta kalır. Beni çok ilgilendiriyor. Tamam. Neden biliyor musun? Yani, Tevfik Bey, bu üniversite yapılırken benim rahmetli babam Samsun senatörüydü. Süleyman Demirel'in temelinde attığını da biliyoruz. Yani şimdi beni ilgilendiriyor buradaki meseleler ve çok rahatsız. Şimdi üniversite, yani üniversiteye haksızlık yapılıyor. Üniversitenin şehirde çok bağlı, tıp fakültesi, hastanesi bağlantılı bir bağı var.
Tabii çoğu vatandaşımız da üniversitede sadece tıp fakültesinin olduğunu zannediyor, mühendis olmayanlar. Yani şu anda bizde 16 tane fakülte, 12 tane yüksekokul. Yani şu anda 50 bin civarında bir öğrencimiz, 6 bin çalışanımız, 2 bin akademisyenimiz, 4 bin, yani 600 trilyonluk büyük bir bütçesi olan, 9 bin dönümlük bir alanda hizmet veren, günlük nüfusu 50 bin olan bir OMÜ'den, biz bir şey söyleyeyim de. Yani dışarıdan bakıp da üniversiteyle ilgili böyle olumsuz şey söylemek yanlış. Üniversite... Ben yani, çok içinden bakıyorum. Talebeliğimi de orada yaptım. Talebeliğimi de orada yaptım. Kimleri mutlaka var. Ben çok profesörümden, memurumdan tanıdıklarım var. Bir dakika, bitireyim. Ben sizden zaten bu konuda inisiyatif istiyorum. Bir dakika, bitireyim de. Ben sizden bu konuda inisiyatif istiyorum zaten. Cemil Bey de var. Bunlara... İstersen onu konuşuruz. Tamam. İnisiyatif istiyorum ben sizden. Başka bir şey geldiyse ben tamam Cemil Bey konuşacağım. Başka bir şey söyleyeceksen söyle. Hayır, ben şunu söyleyeyim. Ama gelecek hafta bunlar konuşalım. 4 yıl için insanlar hiçbir endişeye kapılmasın. Nasıl 13 yıl? Tamam. Yani sizin burnunuzun kanaması benim burnumun kanamasıyla aynıdır. Ondan bir şüphem yok. Kesinlikle hiçbir endişemiz olmaması lazım. Size gelen herhangi bir yanlışlık size gelmiş sayılır. Sayın Deveci buyurun. Aynı şekilde sizin için de öyledir. Geçerlidir. Sayın Deveci buyurun. Türkiye siyaseti başarılı değildir. Bunun için de Adalet ve Kalkınma Partisi ne kadar ben %49'u aldım, iktidar oldum ise kurum olarak, Türkiye siyaseti kurum olarak başarılı değildir. Bugünkü taahhütlerin, işte bugünkü yapmayı beklediğimiz tevhiyin, iyi niyetle, samimiyetle söylediklerinin bir geçmişi vardır. Bu iktidar yapan %30, %35'tir. 2000 liranın altında geliri olan insanlardır. 2000 liranın üstünde geliri olanlar da eleştirenlerdir, muhalefet edenlerdir, sokaklarda olanlardır. Baskıda, terörde, şiddette onların üzerinedir. %30, %35'e destek, diğer %65'e de köstek politikası 2010'dan bu tarafa uygulana gelmiştir. Bundan sonra uygulanmaması... Eğer başbakanın balkon konuşmasında dedikleri doğrudur, seni teyit ediyor ya da sen onu teyit ediyorsun. Eğer öyle olacaksa Türkiye kazanır, AKP kazanır. Doğru yaparsa önümüzdeki seçimde bir daha kazanır. Doğru yaparsa ben de oy veririm. Evet. Düşman falan değiliz. İnşallah. Ama konuştuğumuz üzerinde konuştuğumuz zemin Türkiye. Ben de bu 4 seneyi takip ediyorum. Bu anlattıklarım da bir gerçek. Bu anlattıklarım da bir gerçek. Toplumun önemli bir kesiminin, bizim gibi düşünen, konuşan, eden kesimin üzerinde şeyinde bir baskı var, bir korku var. İktidar Partisi onu aşması gerekir. Yapabiliyorsa hiç problem yoktur. Söylediklerimizi geri alırız, yanılmışız deriz, doğru yapıyor deriz, destek oluruz. Evet. Ama bunlar bir realitedir, bir gerçektir, altı çizilmelidir. Daha çok bunların altını AKP'liler çizmelidir. Onun içinde okumuş, yazmış, aydın olanlar çizmelidir. Oradan tepki gelmezse, oradan eleştiri gelmezse bizim eleştirimiz bu şekilde bastırılıyor. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin örgütlerinden eleştiri gelirse, örgütlerinden öneri gelirse bu dediğim anlamda daha etkili olur, daha doğru olur, daha sonuç alıcı olur. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, demokrasi bu galiba. Sonra da çözümü bulduk. Eğer doğru şeyler yapılırsa biz de oy veririz ama yanlış şeyler yapılırsa da karşı çıkmak. Tebrik ederiz, alkışlarız. Bu endişeler, bu sorular galiba gelecek programlarda gündemimize gelecek. Onu tartışacağız. Ve başkanlık galiba, rejimi, anayasa değişikliği falan konuşamadık onları. Onları da galiba gelecek programlarda konuşacağız. Evet. Sevgili Tevfik Demir, o dönemde bu soruları, eğer soruları dinleme sabrını gösterirse cevap süresi daha çok olacaktır. Değerli izleyiciler, yeni bir programda buluşuncaya kadar sağlıkla kalınız, hoşlukla kalınız ve seçim size, büyük Türk milletine, İslam alemine hayırlı olsun efendim. Hayırlı geceler. YEPAŞ, Osman Kara'yla farklı bakışı sundu.